Ama Çevre Şehircilik İl Müdürümüz sadece bir noktaya odaklanmış. Yıkılacak. 15 gün içerisinde terk edin, yıkılacak. Ve artı diyor 15 gün içerisinde da konteynerler gelecek diyor. Şimdi 15 gün içerisinde 15 gün sonra konteyner gelecek. Biz 15 gün içerisinde boşaltacağız. Böyle bir şey olmaz. Zamanında boşaltma için belirli bir süre verilseydi, 3 ay 6 ay önce söyleselerdi, deselerdi ki buralar şu tarihte boşaltılacak. Ha, ondan sonra gelirdi 15 gün içerisinde boşaltın diye tebligatı yaparlardı. Biz de imzalardık. Kendimizi ona göre ayarlardık ve çıkardık. Boşaltma yani ne zaman olacak? Tarih yoktur, şey yoktur. Böyle geldiler. 15 günde boşaltın. Ben 15 günde dükkanı toplamam. 60 bin tane kitabım var benim içeride. Hepsi tesviye edilmiş, şey yapılmış. İnternet satışı yapıyorum. Ben onları düzgün olarak kaldırmam lazım ki satış yapabileyim, ekmek yiyebileyim. Yok böyle bir şey. Şimdi 15 günde boyacı küpü değil bu. Şey yapamazsınız. Yerine göre yapacaksınız, yerine göre kaldıracaksınız. İşte onun için ya bu şey olmaz. Açıkçası 15 gün itiraz ediyoruz. Şimdi gidip itirazımızı da yapacağız. Ocak ayında yıl önümüzdeki 2025 yılında bir gün verirler. 6 ay sonra, 3 ay sonra neyse o tarihte yıkacağız derler. Tebligatı o tarihte getirirler. Tamam kabul ederiz ama böyle bizi getirip de ortaya bırakmanın alameti yoktur. Ve yapılan işlerin hiçbirinde de vatandaşın takdiri şeyi yoktur. Rızası yoktur. İl müdürlüğü planlı programlı bir toplantı yapmamış. Yapmış olsaydı önce söylenenleri, istekleri bir önce alırdı. Önce kiracı olanların, mağdur olanların, içine harcadıkları masrafların ve senedi olanların durumlarını kenara alır. Ondan sonra mal sahiplerinkine ayrı bir toplantı yapar. Kiracıların ayrı bir toplantı yapar. Bunların isteklerine göre günü yine 15 gün içerisinde değil de sene sonuna kadar uzatarak bunu çözme yoluna gider. Yoksa burada en sağlam yer Kışla Caddesi ve İstanbul Pasajı. Bu İstanbul Pasajı'nın yıkılması Malatya şehri için, şehir kısmı için hakikaten çok kötü bir durumlar düşecek. Zaten vatandaşlarımızın hepsi mağdur. Oradakiler de mağdur edince katlama olacak. Bu Malatya için çok yararlı bir şey değil. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Malatya yetkilileri de bunlara dikkat etmesi lazım. Bunlara göre çözüm yapması lazım diye düşünüyoruz. Var burada. 3 gün önce bize bir tebligat geldi. Hemen çıkın dediler. Dünyada böyle bir uygulama yok. İkincisi herkes de şahit. Kışla Caddesi'nde dökülen, yıkılan, yan yatan hiçbir binamız yok. Hepsi sağlam ayakta duruyor. Burası rezerv alan dışında kalan bir bölge. Ortada kalan bölgede değil. Biz dükkanlarımızın yıkılmasını istemiyoruz. Ekmeğimizin bölünmesini istemiyoruz. Biz buradan yetkililere ulaşamıyoruz. Bize söz veren tüm yetkilileri de istifaya davet ediyoruz. Bizim şu andaki muhatabımız inşallah Cenab-ı Allah olacak. Biz hepsini Allah'a havale etmişiz. Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Lütfen sesimizi duyun. Biz sizi buraya çay içmeye davet ediyoruz. Müjdelerle gelin Sayın Cumhurbaşkanım. Biz dükkanlarımızdan çıkmıyoruz. İşletme sahibiyim. Bize seçimlerden önce söz verildi. Denildi ki dükkanlarınız en azından 3-5 ay, yıl sonuna kadar falan yıkılmayacak denildi. Biz dedik ki dükkanlarımıza ürün alalım mı dedik. Yani ürünlerimiz eksik tabii ki. Bize denildi ki alın. Ticaretinizi devam ettirin dedi. Hiçbir şekilde size yıl sonuna kadar karışılmayacak denildi. Biz de ona istinaden ürünlerimizi aldık. Ondan sonra çeklerimizi verdik. Ödemelerimizi böldük yıl sonuna kadar. Ama şu an bize bir gün, bir sabah geldik ki duvarlarımıza yazı asılmış. 14 gün içinde tahliye kararı.
Yani bu hukuken de doğru bir şey değil. Bir insan evini kiraya verdiği zaman notere gidip 6 ay önceden kiracısına noterden yazı göndermesi lazım ki 6 ay önceden çıkaramaz. Bunlar bize 14 gün içinde dükkanımızı boşaltıyorlar. Bu dükkanlarımızı biz nasıl boşaltacağız 14 gün içinde? Ödemelerimizi nasıl yapacağız? Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben Murat Bayram, İşler Caddesi esnafıyım. Bize verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Öncelikle Kışla Caddesi'nde orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız dükkanlarımız olduğu için yıkılmasını istemiyoruz. Caddemiz zaten şu an Malatya'nın tek ışığı yanan caddesidir. Söyleyeyim.